40 yıldır satrançla ilgileniyorum. Çok oyun gördüm, çok kombinasyon, çok feda, çok konumsal hamle. Ama buna rağmen satrançta her gün sizi şaşırtacak bir oyun görebilme ihtimali devam ediyor. Bu da satrancın zenginliği. Bugün göstereceğim oyundaki oyuncular ünlü değil. 1971 yılında oynanmış ama oyun şaşırtıcı. Hadi hemen oyuna geçelim. Oyunun sonu çok önemli, ilginç Dolayısıyla açılışı ve oyun ortasını biraz hızlı geçeceğim. Şahin savunması oluyor. İlginç konumlar yaratır Şahin savunması dengesiz piyon yapısıyla. Siyahlar merkeze nihayet piyon getirdi. Bu atçı alt hamlesi tipik ve beyazlar diyor ki piyonu süreyim ve alan kazanayım. At eğitten sonra bu durumda siyahlar sıklıkla F5 yaparak şah şahkandan oynamak ister. Beyazlar da B4 C5 ile vezir kanadından. Fildeyk gibi bir hamle yapmış. Çok oynanan bir hamle değil ama 70'li yıllarda popülerdi. Bu hamleyi yanılmıyorsam Taymanov Fischer'e karşı da oynamıştı ama hiç iyi olmamıştı. Daha doğrusu belki açılış kötü değildi ama oyunu kaybetmişti elbette. Ataş 5 yapıyor. Kale C1. C5. Madem diyor beyazlar C5 yapacak. O zaman ben C5 ile kapatayım diyor. G3. At f 6 geri döndü. Niye geri döndü? Burada siyahlar F5 yapsaydı F5, GF5'ten sonra at alır E5 ve H5'teki at boşta kalacaktı. Belki bu sebepten. F5'e f 5te oynamak istemiyor olabilir. Çünkü at G5 gelince hem fil alır H5 yapmak istiyor. Hem de bu E4 karesini iki attan bir tanesi etkili bir şekilde kullanacak kuvvetli kareye yerleşecek. Dolayısıyla siyahlar diyor ki ben görevimi yaptım şimdi atı geri döneyim. Görevden kastettiğim şah kanadı biraz zayıfladı. A3 beyazlar vezir kanadını oynamak istiyor. At E8, at E1 ve siyahlar beklendiği gibi F5 yapmış. Şimdi beyazlar hata yapıyor. E F5 alıyor. Oysa ki burada F3 ile sağlam bir şekilde durmalıydı. F4'de de G4 ile burayı kapatabilirdim. Ama f 5ten sonra at alır f5. Sıklıkla burada gf5 yapılır ama at f 5ten d4'e girebilecek ve çok etkili bir yer d4 karesi takdir edersiniz ki. Fi f3 yapınca b6, fil g2'ye at d4'e girmiş. At etkili bir yerde ne kadar güçlü diyor musun? Görüyorsunuz değil mi? Rakip kampı bombardımana diyor. Beyazlar da f4 yapmış. Diyor ki ben de şahkanından oynayabilirim. Fil f5 hay hay F alır E5. Bu alışın da pek iyi olduğu söylenmez. Fil 5 e etkili bir şekilde geldi. Tamam fili gelmiş ama değişelim diyor. Değişildi. Ve şimdi E1'de boş boş duran atını da oyuna giriyor beyazlar aklı olarak. At D3. Satrançta saldırgan oynamak önemlidir. Siyahlar vezirini etkili biçimde mücadeleye sokuyor. Ve şimdi gözü de... E3 karesine şah çekip hem atı isteyecek hem de şah çekecek. Dolayısıyla vezir E3'e at F2 kapatmalı ki bu da pek parlak bir konum değil. At F4 yapmış, vezirin yolunu kapatmış ve çok önemli bir konum. Ata çıktığınızda eğer tüm aletlerinizi kullanmazsanız sıklıkla başarısız olacaksınızdır. Kale A8. Dolayısıyla siyahlar çok mantıklı bir şey yapıyor ve son kalesini de oyuna sokuyor. Şimdi beyazlar beyazlar zor durumda. Neden mi? Birincisi siyah taşlar merkezde çok ahenkli biçimde organize olmuşlar. Bakın çok kareyi kontrol ediyor. Bir tek bu at biraz geride kaldı. Ama beyazın veziri başlangıç karesinde cebirdeki kare de hiçbir şey yapmıyor. Bu iki sorunun çözmesi lazım. İki tane gelişmemiş aleti var diyebiliriz. Şimdi beyazlar karşı saldırıya geçmiş. Vezir a4 oynamış. a7 piyonlu istemiş. İyi bir hamle değil. Belki burada kale E1 gelmeliydi. Tehlikeli kalelerden birini kesmeliydi. Neyse oyuna bakalım. Vezir A4. Vezir E7. Siyahlar veziriyle piyonu korudu. Ve bir yandan da o güzel E3 karesinde vezirin gözü. At B5. At alır B5. Vezir B5. Hop. Vezir olay bölgesine girdi. Vezir E3. Şah 1 İşler siyahlar için yolunda. Vezir bir yerlere gitti. Ama pek de hayırlı bir yere gitmedi işin doğrusu. Şimdi G5'te atın konumunu bozuyor ve zavallı at tahtanın kenarına gitmek zorunda Ataş 3 Fil D3 ile artık siyahlar hücuma geçiyor. Beyaz vezir artık kötü yerde değil. Başlangıç karesindeyken en azından kendi kampındaydı, savunma yapabilecek durumdaydı. Ama şimdi vezir iyice uzaklaştı. Kale alır F8 yapmış beyazlar. Belki değişmenin kendini rahatlatacağını düşünüyor. Kale F1 gibi bir hamle elbette bu alıştan dolayı hiç iyi olmazdı. Açmazdı at var ve sonra bu kale böyle gelip oyunu kazandırmak isteyecek. Dolayısıyla burada değişmekmiş gitmiş kale F8. Kale F8'e kale G1 ile adeta kendi sahasına kapandı beyazlar. Fil E4 değişelim diyor. Vezir de yedi. Fil G2, Kale G2. Şimdi siyahlarla nasıl devam etsek? Şah çekiş var. Ama buna Kale G1 oynayabilir. Tekrar mı şah çekeceğiz? Burada Vezir E4 veya At G1 de kapatabilir. Belki At G1 daha iyi. Vezir E1. Çünkü e, tempolu bir şekilde bunu gerçekleştirirdi. Eğer kaleyi kapatsaydı tekrar şah çekerdi. Şimdi Vezir E4 ile kaleyi açmaz almış. Ve şu anda tehdidi mat. Yani bir boş hamle yaptım diyelim. Şah çekeceğim. At G1 kapatınca kale G1. Şah G1 yapınca vezir E1 mat var. Dolayısıyla sen zahmet etme demiş. Beyazlar burada A3 sür, A4 sürmemiş. At G1 ile kendi kapanmış. Ve şimdi siyahlar da h 6 oynamış. Oyna diyor. H4. Kale F2. Ha bu hamle vardı zaten. Vezir H3. Vezir H3 geliyor ve G2 kalesini tutuyor. Tek hamle. Açmazdan çok kötü yakalanmış vaziyette. Siyahlar G4 sürüyor. Vezir H2 tek hamle. Eh, biraz can sıkıcı kesinlikle değil mi? Ya, kutu gibi oldu beyazlar. Şimdi siyahlarla ne oynarsınız diye size sorayım. Burada Beyazların durumu hiç parlak değil. Ama kazanmanın çok kolay bir yolu var. Kılınızı bile kıpırdatmadan, enerji harcamadan, beyninizi yormadan kazandıran bir devam yolu var. İnanılmaz basit. Evet belki başka devam yolları düşündünüz ama siyahların hamlesi çok öğretici. Satrançta ustalık kursu kitabımı duymuşsunuzdur. Orada bahsettiğim tekniklerden birisi burada videolarda da bahsettim. Şuydu hamle sırası size geçtiğinde rakip için, rakip için hamle düşünün. Kendiniz için değil. Böylece rakibi anlamış olursunuz ne yapmak istiyor diye. Sıklıkla oyuncular hamle geçince ha şunu mu yapayım, bunu mu yapayım diye düşünür. Şimdi sıra beyazlarda olsa ne yapacak? Veziri kıpırdamıyor. Aşçı'ya gider de alır. Kalesi kıpırdamıyor. At E2 gelirse kale E2 var. Hamlesi yok. Aletlerle hamlesi yok. Siyahlar acımasız bir hamle yapıyor. Basit ve acımasız. H5. Oyna diyor. Beyaz B4 sürüyor. Kale F1. Oyna diyor. B5. Şimdi Şa 8 Artık AT2 hamlesi de yok. Ya biraz önce atı veriyordu. Yine kaybediyordu tabi ama işte Zuk Swank. Siyahlar şov yapıyor şahıyla. Şahıyla oynayarak rakibi mat ediyor. Neden mi? Şah 8'e beyazlara 4 yapıyor. Hamlenin acımasızlığına bakın ve basit. Şah 7. A5. Şah G8. Diyelim Oy burada terk etmiş. AB6, AB6. Oyna diyor. Ne yapacak? Tarihin en kötü, en bunaltıcı konumlarından birisi. Diyorum ya satranç beni şaşırtmaya devam ediyor. Bir oyunda böyle bir konumun gelebilmesi çok ilginç. Beyaz at açmaz da, kale açmaz da, şah kıpırdamaz da. Dolayısıyla siyahlar şah hamlesi yaparak mat etti rakibi. Çünkü rakip vezir a3 yapınca g alır a3, Patma, mı? Şahla veya piyonla oynayınca vezir alır G2 matla sonuçlanacak. Gerçekten harika bir oyun. Umarım iyi anlatmışımdır. Beğeninizle esirgemezsiniz. Sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.